Kim yazıyor yine? Yavrucuğum, ben de Fort Buster şeyi, bu probing attack. Fort Buster değil. Fort Buster komutan bir tek şeyde var. Ernst'te var. Ernst de şu an şeyde burada. Onu seçsem bile Fort Buster siege artileri veriyor. Yani biraz zarar verebilir ama şey yapmaz. Alın değiştirelim. Bunu özelden yazacak kadar gaza geldiyseniz değiştirelim bir. Max yiyor onu. Gel gel, sen de gel savaşa, parti var. Birinci Dünya Savaşı roleplay yapıyoruz, gelin. Hepsini çağıracağım anasını satayım. Bu sırada Mefo kalktı gördüğünüz gibi. Savaşa girer girmez. Unruh 19 gün. Lan ne inat etti. Çekil lan şuradan, gireceğim. Şuradan bir Belçika'yı düşürürsem kıç kadar yerden delmeye çalışıyorum malum. Rahatlayacağım. Geldik gibi duruyor yani. Heinz'di değil mi? Heinz affetmeden girdi. Antwerp'ına da bir deneyelim şansımızı. Bu sırada hazır herkes buradayken söylemiş olayım mı? 6'sında ayın şeyiyle başlıyoruz. Surviving Mars yayınına başlıyoruz. 6'sında kalkıyor yayın yasağı. 6'sından itibaren Surviving Mars'ı da yapacağız. Gent'e de yolla. Sen de şuraya git. Antwerp'ın düştü mü zaten? Hepsi denize dökülecek heriflerin. DLC'nin fiyatı tahmin edemiyorum. Şu Breakthrough bonusunu kullansana bakayım demiş. Ya ama diyorum ya her seferinde belki şey olmuyor. Bak Force Attack açtığın zaman en kolayından şöyle bir göstereyim. Biz bonusu aldık ya. Ability bonus bak %20 orada gözüküyor. Karşı açmadı daha. Aa güzel. Yani çünkü neredeyse anında açıyor ya. Yani çok denedim. Her seferinde aynı şeyi yaşadım. Neredeyse anında açıyor savunmayı. Ama şu an güzel bir şansımız var ki açmadı sağ olsun. Delin şu fortları da geçelim. Kim? İspanya'da oradan mı saldırıyor? Çılgın pezevenk. Excavation'lık bir şeyim yok şu an. Gerek yok. Onun yerine silah tarafını falan biraz geliştirebiliriz. O gelişiyor. Kaçtaydık lan? 83. Tank, tank. Ali olsa kafamı masaya vurdu. Al tank bas, tank bas diye. Basacağım Ali. Onun dışında başka yapılabilecek Westfall falan. Westfall'ı şimdi Atlantic Wall yapmak için yapayım. Ondan sonra Atlantik Wall'u yapabilmek için gerekecek çünkü o. İşe yarayacağından değil de en azından şey yapar. Siz de Dunkirk'e girin. Yazılı olarak var, şey olarak da var. Yazılı olarak var, video olarak da var. Chief of Air Force. Göring falan gitti. Oo. Bak bu kötü olmuş. Göring gidince bari yerine başka biri geleydi. Decisive ver. Kime kaldı şeyimiz? Lüksemburg. Bence Lüksemburg da bayağı hain. Çok hainlik gördüm ben Lüksemburg'da. Ölsün Lüksemburg. Yani şimdi hepimiz biliyoruz ne kadar hain olduğunu Lüksemburg'un lütfen. Austrian pro-German sentiment soars. German sentiment in our southern neighbor Austria has increased remarkably now that we have been allies for some time. Bize olan şeyleri artıyormuş, ilgileri artıyormuş falan. Bayağıdır aday olduğumuz için. It would not be outside the realm of possibility that a referendum calling for unification, birleşme için referandum şeyi çok da şey değil diyor. Uzak bir görüş değil diyor. With Germany might meet with the Austrian people's approval. Avusturyalılar da bunu kabul edebilir diyor. Should we urge the Austrian government to hold one?
Kesinlikle. Eğer Avusturya hükümetini bunu yapmaya zorlamalı mıyız? Yapmalı mıyız? İtmeli miyiz diyor. Kesinlikle. Eğer beni istiyorlarsa gelsinler. Lan! Pezemek niye öldün? Birleştiriyorduk anasını satayım ortalığı. Wilhelm öldü. Üçüncü Wilhelm geldi. En azından onu görebileceğiz. Stabilitesi var. %5 veriyor. Uykusunda ölmüş. Üçüncü Wilhelm geçti. Peki. Bu ne lan? Bir babasına bak, bir oğluna bak. Oğlum nereden geliyor bunlar ya? Tiplere bak ya. Nereden buldunuz lan bizi? A great day for the German question. The Austrian people have voted in favor of unification. Birleşme amaçlı oy kullanmada vermişler. Evet demişler. Evet. With the Northern Brethren, bizimle birleşiyorlar. Integration of Austrian states and their military will commence immediately. Hemen başlayacak. Ve cart. Yatta. Çok hoşuma gitti lan bu durum. Beklemiyordum yani böyle şeyi. Bayağı hoş oldu. Şimdi 51 birliksiniz ya siz. Sizin infanterileri bir ayıralım. Kaç? 10 tane mi? Gerisi ne lan sizin o zaman? 10 tane daha var. 26 etti. 26 kafidir. Hatta 24 yapalım ki sonra generale atacağız. Garnizon için bunu yapayım. Şu an çok hoşuma gitti durum ya. Gerçekten mutluyum yani. Ya da şöyle yap. Sil emrini. Şu 27'yi garnizoncuya ayıracağız. Da. Promote'la şu arkadaşı Field şu Erman. Sen 27 mi yapabiliyorsun? Sen generalsiz kal o zaman ya. Ne olacak anasını satayım. Canımıza minnet. Generalsiz kal, limanları tut. Ona özel bir ayar çekmeye çalışıyoruz. Gerçi garnizoncu olunca galiba yapabiliyordun ya. Neyse. Dün bir şekilde onu ekarte etmiştim, şu an hatırlamıyorum. Ha şu arkadaş. Tamam. Ver şu dayıyı. Garnizonu atadın mı 72'ye çıkıyor çünkü. Dün nasıl yaptığımı hatırlamasam da. Seni de şuraya verelim. Bir de Doğu cephesi hazırlıyorum da şu an. Kurt'u ver, tamam. Field Marshal koy buraya. Sana mı verdik emir? Sen kal şöyle. Sen şöyle geç. Yeni tiyatro. Hadi aynı tiyatro olsun. Çünkü orada yapacaktık. Doğru. G. Hop, yanlış oldu. Şunu yapmayanı dövüyorlar çünkü. GGEZ'miz olsun orada. Şimdi tiyatrosunu değiştirsem herhalde daha güzel olur. Burası çabuk karışmadan diye böyle. Yanlış mı atadım? Bana mı öyle geliyor? Yanlış atadık. Chris. Sen de şöyle gel. Ayrı ayrı atayacağım. Tamam mısın bu şey? Sizin görevleri yine silelim. Verelim de bug olmasın herhangi bir şekilde. Sen zaten garnizondasın. Sen burayı tutuyorsun. Sen hangisiydin hatırlamıyorum. Hepsini aynı renk niye veriyor? Direkt jenerikten bilmiyorum da. Pembemsi bir şey yapayım bari de fark edeyim. Sen orayı tutuyorsun. Okey, devam. Bay tabii. Alternatif tarih. Lan Birinci Dünya Savaşı'na döndürdük. Daha ne olacak? KGB. Şuradan. Medium tank ne kadar var? 2K var mı? Var. Şu malzeme açığımızı biraz gider. 1000 küsür veriyormuş lan. O zaman şöyle yapsak 2000 küsür. 2300 bizde 2000 var. Dur, light'te kal sen o zaman. Şöyle yapalım şimdilik. Daha sonra
Şey yaparız. Medium'ları da eklemeye başlayalım şimdiden. Light yetmiyor lan. Kaç sıra? 35 fabrika var şu an light üreten ya. 35. Petrol, metrol hiçbir bok yetmiyor. Portekiz'den gelenler vuruluyor. Karadan alabileceğim ülkeleri tercih edeceğim o zaman. Bir de Sovyet maalesef. Düşmandan şey alacağız. Kroma gerek kalmamış. Hallederiz. Karadan yalnız alabileceğim şey yok. Sentetiği biraz daha ön planda tutmak zorundayız o zaman kazanç için. Yapacak bir şey yok çünkü çok fabrika var. 35 olsun, şunu arttır, light bank arttır. Evet, kuzeyden adım adım ilerliyoruz. Piyade desteğini de verebilirim de ben şu Hollanda'nın nedense savaşa gireceği konusunda biraz paniğim. Sonra arkadan girecek, sıkıntı olacak diye korkuyorum ama piyade desteği de vermiş olalım saldırıya. Sırf tanktan gidiyoruz şu an çünkü. O da başka bir dert sonrası için. Rommel var. Birleşince bir boşaldım. Sizin renkler de mi aynı? Ulan siz de hiç belli değilsiniz. Sen de mor ol lan. Tamam. Şu dayı. Ya ordunun tipi biraz ayırması zor. GGEZ de biraz aşağıda kalsın ya. Gözünü seveyim. GGEZ yapacağım diye şeyi ayıramıyorum. Orduyu ayıramıyorum. Çok karışık geliyor. EDLC'de hangi ülkeye denedin? Japonya, PRC, Almanya. Şu an için. Paris düşmek üzere. Rimes'ı da aldık. Güzel. İşte bu uçak olayı mesela orduda olduğu için şu an hiç dert etmeme gerek kalmıyor. Uçak acaba nerede, nereye gitti, ne bok yiyor? Hiç umurumda değil yani. Ne varsa yapsın şu an. O güzel olmuş. Bence. Uğraşmıyorsun ya uçakla iki dakikada bir. İlerlet bilmem ne. O kendi ilerletiyor zaten otomatik. En fazla bir havanın durumuna bakarsın. Ne oluyor işte, çatışmalar ne alemde falan ki. Ağzımıza sıçıyorlar belli ki. En fazla o kadar yani. İstanbul'da 20 demir vardı, 15'e düşmüş. Ney? De şeyle arttırıyorsun ya artık. Infrastructure'la arttırıyorsun ya. 10 infrastructure yaparsan daha fazla olur. Fransa donanmayı unutma demiş. Evet, Fransız donanmasını ele geçirme şeyi geldiği an ona koşturmamız lazım. Çünkü İngiltere'nin şeyi oluyor. Ele geçirme veya yok etme tarzında bir görevi var. Onlar ona girişmeden bizim girişmemiz lazım. Aa, şu arttırıyormuş direkt. Ver 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 ver. Yani filoyu yakalamışken kaybetmemek gerek. Lan petrol bayağı bir harcıyoruz ya. Silahlara falan yönelim. En azından Rus cephesine karşı bir hazırlık başlarız. Hazırlığa başlarız. Şu an çünkü karadan alamıyorum da ya. Tungsten. Yolda da konvoyları vuruyor pezevenkler. Bayağı bir resourcesuz kaldım. Yeni resource sistemi bayağı bir şey yapıyor. Engelliyor öyle isteyenin istediğini yapmayı. Senin dediğin yanlış hatırlamıyorsam, yani Fransa'nın gemilerine el koyma olayı yanlış hatırlamıyorsam önce Fransa'yı aldığımda meydana geliyor. Yani Fransa düştükten sonra oluyor. Hollanda giriyor mu? Yok. Nereye giriyor lan? Uçak dümdüz giderken taklattı. Harita minimap aşağıda. Aşağıdan açıyorsunuz. Multi dışında çok kullanılacak bir yanı yok minimap. Multilerde işe yarar çünkü ping atıyorsun. Şuraya git, buraya git gibisinden. Modern Blitzkrieg. Güzel. Blitzkrieg'imiz bitti. Devam. Arti. Paraşüt taktiği işe yaramıyor sanırım. Yarar ama paraşütçü basmak için çokça birliğe ihtiyacın var. O ne lan? Sovyet bana destek mi yolladı? Ben mi yanlış gördüm demin gelen haberi? Allah Allah. Ben öyle gördüm ama. Fransa neden düşmedi? Düşmez o öyle arada. Stabil 41.2. War support'u da var.
Bombardımandan ötürü mesela bak eksi 1 yiyor. War Heroes Being Killed'dan eksi 3 yiyor. Stratejik bomber varsa aslında bak onunla da biraz bombalayıp ne kadar etkilendiğini görebiliriz. Ne kadar ürettiğime bağlı ama 200 tane varmış. Mesela şimdi Fransa'yı bombala dedim, tamam mı? Ateş dedim. Seçiş. Neyi seçeceğim? Neyi bombalayacağımı seçeceğim. Şimdi neyi bombalasak bizi kötü etkileyecek. Bir de öyle bir durum var. Limanı bombalasak dert. Şeyi bombalasak dert. Havalimanlarını bombalayalım hadi. Yani ağırlığı şeyi odağı ona versin. Diğerlerini de bombalıyor dediğim gibi. Ona versin. Belki stability'yi iyi düşürür. Şeyi war support'u daha çok düşürür bombardımandan. Şu an enemy 1.10 çünkü yani. Theodo güzel olmuş. Bir de Türkiye, Afrika falan bir şey gelir. Gelir. Devam edin lan şuradan Brest'e. Bitsin şu dert. Cherbourg'u da alınca bitiyor büyük ihtimalle. Ondan sonra bir de Atlantic Wall yaparız. Atlantic Wall'un gelmesi güzel olmuş. Ben bayağı hoşuma gitti ya. Gelmesi gereken, olması gereken bir şeydi. Ha. Hitler öldüreceğim ama astık hepsini. Hepsini. Königsberg mi gitti? İngiltere mi aldı orayı? İyi aslında oraya bir şey dikmedik bildiğim kadarıyla oyunun başında da. Polonya'yı alırsam belki oraya çıkabilirim ya. Deneyelim mi Polonya'yı? En azından şeye yaklaşırız biraz da. Aslında şey de mesela ilginç. Yine şey olabilirmiş. Ruslarla yine de anlaşabilirmişiz Polonya için. Sonuçta hani bir şey dönmüyor o tarafta. Sovyet'ten non-aggression yok. Onun şey halini yapmaya çalışıyor şu an. Bir de destek yollamış, delirmemişim. Harbiden Sovyet'in 10 birlik desteği var şu an bende. MP38 oldu tamam. Silahı değiştir. Vur şurayı. İlerle. Decision daha gelmedi şeyle alakalı. Fransa tamamen düştüğünde gelecek diye tahmin ediyorum ki. Fransa'da iyi dayanıyor ya. 73. İyiymiş yani. Koca bir cepheyi tutmaya çalışıyorum. İyi dayanıyor pezevenkler. Aşağıdan da itiliyor bir de. Bordo'ya kadar ilerlemiş. Demek ki bir yeni Unity sistemi kalkınca Fransa'nın dayanma şeyi artmış. Güzel olmuş. Fransa artık öyle laps diye düşmeyecek. Farklı taktikler denenebilir sırf şeyden. Başka bir ülkeye alınca onun gemilerini de alabiliyor muyum? Yok, bu Fransa ile alakalı tarihi bir decision. Sanmıyorum yani olduğunu. Daha rastlamadım öyle bir şey. Leopar'ı yaparken hazır biraz şeyimiz var. Arttırabildiğim kadar arttırmış oldum. Leopar A'ya geçir. 50 fabrikayla yapıyoruz ya. Boru mu anasını satayım? Ne güzel bir görüntü öyle. Çok hoşuma gitti ya yeni şey fabrika görüntüleri. Hoş oluyor yani şeyi halletmesi. Evet Romelcim ilerle. Romel değil pardon Guderi. Bir de seni mi vermiştik şeye? Sen de ilerle. Niye? Ne anlamı kaldı? Non-aggression kabul etmedim yalnız. Bizans nasıl çıkıyor? Yunanistan'da yapıyorsun. Bakmadım da. Dediğim gibi hafta içi bakarız hepsine. Bizans'ı da deneriz. Roma'yı da deneriz. Bakarız. Aşağıdan devam etsin. Bordo'ya doğru hızlı hızlı. İyi. Light tank bayağı arttı. Medium tank dayanmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle üretimi durdu çünkü. Yes. Şöyle yapalım. Uçağın üretimi dursun. Bari onun üretimi biraz daha devam etsin şu an. Lazım çünkü. Demirin bile yetişmediği bir dönemden geçiyorum. Yugoslavya mı?
hemen Yugoslavya'ya çekil. İyi de bir fighter'ım var. 1K fighter, 1K şey var ya. Şu Billy'ye de atayabiliriz. 200'de 200'de bunu atayalım. La 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 la. Hey hey. Ata Billy'ye. Hop. Şunların görevlerini seçmedik yalnız. Nereden çıkarmıyorduk? Königsgitz'e. Yalnız bir dakika, Elaylarla Sovyet de savaştı. Ha, Königs bir de şeye döndü. Sovyet'e döndü anasını satayım. Mevzuya bak. Şeye karşı, Sovyet'e karşı şu an propaganda yapmama gerek yok. Zaten war support'um %100. Yani ülkede herhangi bir onunla sıkıntı yok. Şeye bakacaktım, bombardıman azalttı mı war support'u? 3.60'a çıkarmış mesela, ama kendisi de interception yaparken benim uçakları çaktığı için mutlular. DLC'nin kaç para olduğunu çok soran var. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. DLC 8 Mart'ta çıkıyor. Ve DLC 8 Mart tam çıkış saniyesine kadar bilemeyiz fiyatını. Her seferinde aynıdır çünkü. Çıktığı zaman görünür. Coming soon olarak gözükür. Fiyatı belli edilmez. Fiyatını son saniye göreceksiniz. Yani o yüzden şimdi onu tartışmanın bir anlamı yok. Yalnız Fransa bugün düşecek mi anasını satayım? Büyük şehri kalmadı, hala dayanıyor lan. Bordeaux'u da aldık anasını satayım. Ona rağmen düşmedi. Buna biraz tweak yapmaları lazım. Çünkü bu kadar güçlü değildi yani bu arkadaş zamanında. Belki erken saldırınca hani bu kadar olmuyordur falan, onu şey yaparım da. Stability de 42 arkadaş. Bayağı sıçıklardılar yani. War support çok yüksek diye sanırım da direniyor şu an. Hah, şükür kavuşturana. Şimdi burada çıktı mı şeyi? Dismantle the Maginot Line. Maginot hattını kaldırıyorsun. Gerek var mı ya? Gerek yok ya kaldırmaya şu an yani. Ne yapacağım kaldırım? biz şeye devam edelim. Garnizon mevzuna. Hatta biraz daha sanırım birlik atasak iyi olur. Yeni garnizon sisteminde de şu var. Önem verilen yerlere daha çok garnizon yapıyor. O da gayet güzel oldu. Şehirlere özellikle yaptığınızda daha iyi anlayabilirsiniz farkı. Bu taraf tamam mıydı? Geç tiyatroya bas. Yugoslavya'yı temizleyelim. Mesela şey niye çıkmadı anlamadım. Fransız filosu. Acaba 2. Dünya Savaşı olayını yapmadık diye mi? Tarihe gittiğimde çıkması gerekiyordu. Çünkü şu an çıkmadı mesela. Öyle bir durum var. Önce Polonya'ya girseydim Fransa'nın savaş desteği bu kadar çok olmaz demiş. Önce Polonya'ya girmem için Nanelain'de olmamam lazım. Böyle bir sıkıntı oldu. Ben filosunu alırız diye tahmin ediyorum. Daha rahat olurdu bizim için. Şimdi İngiltere'ye çıkmamız çok mümkünatı olmayan bir yol. Yani biraz kas desteği vereceğiz denize. Naval Bomber da yok çünkü. Biraz kas desteği vereceğiz, deneyeceğiz çıkabiliyor muyuz diye. Çıktık çıktık, çıkamadık çıkarttırırlar bizi. Çünkü şu an resource toplamıyoruz teknik olarak, yani bayağı az topluyorum. Norwich'ten çıkalım ya, çıkabiliyorsak. Tamam. Hazırlanın siz. Siz de şöyle gelin. Bakalım. Ha, o şey üzdü beni ama ya. Filo olayı. Herhalde dediğim gibi muhtemelen 2. Dünya Savaşı senaryosunda gidince mi çıkıyor, yoksa başka bir geyiği var mıdır? Decision'ların biraz daha belli gözükmesi lazım. Tam olarak gözükmemesi iyi değil.
Fox Street'in sağından gidip Danzig'i mi alayım? Hangi sağdan söz ediyorsun? Şurayı korluyormuşuz. Onu yapabilirim. Onun dışında en fazla şeyden gidebiliriz. Sea to Eastern Front'tan gidebiliriz. Sovyetlerden bir şeyler isteyip ilerliyorsun. Danzig for Guarantees var da gerek yok. Zaten justification yapıyorum. Belgrad'a yürü ya. Ne uğraşıyorsunuz o? Ne iş? 434K şey mi? İyiymiş. Biraz şeylerin sayılarını azaltalım. Çok malzeme topluyor. Şey gidiyor şu an. Boku bokuna malzeme gidiyor hatta. Yani öyle söyleyeyim. 50 fabrika tanka gidiyor ya. Harcadığım petrolün adli hesabı yok. 107 petrol diyor. 107 petrol ne lan? Ömrü hayatımda görmem ben o kadar petrol bir arada. Battle Cruiser üretimi yerine şöyle yapalım, Light Cruiser'lar ön plana çıksın. Ki onları bile üretemiyoruz zaten. Oraya kalana gidene kadar şey kalmıyor. Petrol kalmıyor. Petrol en son Light Tank'te bitiyor. 50'li üretiyoruz diyor. Onu da azalt. Bari Medium Tank'in sayısı yetişsin. O da gelmiyor çünkü. Daha 30'a kadar indir ya. 30'luk. 2 sıra demek 30. Oradan devam etsin. Uçak da basmaya başladı. Olduğu kadar. Şimdilik. Güzel uçak bonusu bana dönüp duruyor. Şimdi acaba aldığımız, ele geçirdiğimiz hiç naval bomber var mı? 3-5 neyse. Onları bir kullanmaya çalışalım. 3-5 neyse ne dediğim gibi. Boostlarız bunları. Şey ne alemdeydi? Bu arkadaşı çıkaracağız değil mi? 16-21. Belgrad'a yürüyebilirmişiz o sıra zarfında. Alın mı? Buraya İngiliz askerleri gelmeye başlamış. Battal alır herhalde, bilmiyorum. Petrolden çok çekiyoruz çünkü Hollanda'yı almadık yani. O en büyük sıkıntımız o. Rubber ve petrolden çektiğimi hiçbir şeyden çekmedim. 15'er üretirsek tabii bir bok kalmaz anasını satayım. Full sıra her şeyden üretiyorum. Zaten konvoy şu an yetiyor dışarıdan malzeme almamaya çalıştığım için. Tungsten Sovyet'ten çekiyorum ki birazdan savaşacağım heriflerle. Aslında şeyi oradan çekebilirim, dur ya. Sıfırla. En yakın Sovyet ve kara bağlantım olan tek yer Sovyet. Sovyet'ten direkt çekebiliriz petrolü. Yani biraz daha var tabii ihtiyaç ama ne kadar azaltırsam ihtiyacı, yapabileceğim ünite sayısı o kadar artıyor. Tanklara yetişsin en azından ya. Bir sorsun. Tank birliği önemli çünkü. Artileri falan uçtu gidiyor. Evet, çıkarma herhalde olmuştur. Hadi aslanlarım, deneyin şansınız. Oldu olmadı. Sıçtık. Fransız filosu gelir diye çok ümitlenmiştim ya. O çok üzdü beni yani. Çok büyük ümidim vardı o konuda. Burada biraz gemi yakaladık. Karayoluyla Tungsten alabilirsin Portekiz'den. Tekrar bak Kaan demiş. Evet. Şu an Fransa'ya egale ettiğimiz için alabiliriz. Petrolü yalnız alabileceğim karayolu bir yer kalmadı ya. İran. Belki hani 8 mekiz oradan biraz gelir de. Konvoy intercepted. Yakaladılar konvoyları. Keşke yani o acaba tekrar düşünüyorum niye Fransız filosu şeyi gelmedi diye, decision'ı gelmedi diye de. Ah, tahmin ettiğim oldu.
helaylara katıldı. Acil oraya koşturmamız lazım şimdi. Yoksa arkadan çevireceğiz. Paratroopers ile çıkamaz mısın? Çıkabilirsin de çok uğraştırır. Çok gereksiz uğraştırır hem de. Sovyet'e yürümem lazım artık. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir resource kaybına uğrayacağız ama yani. Üretim sekteye uğrayacak falan. Excavation biraz kasmaya çalışayım. Bari oradan, decisionlardan biraz şey kafarız. Gemilerin patlaması da başka bir dert. Gerçi büyük oranda yine vurduk filo ama. Fransız filosu. Ah ulan Fransız filosu. Şu an en büyük üzüntüm ondan yana yani. Ne güzel alacaktık filoyu ya. Panzer 4A. Geç bakalım. Ağır yalan oldu. Çıkarma da yalan oldu. Her türlü patladı. İngiltere'ye öyle çıkamayacağız kolay kolay. 430K. Ha, silah biraz fazla birikmiş. Elaylara girdi ama savaşa girmedi. O da hani ilginç bir şey oldu. Beklemediğim bir şey oldu. Ya da dur Allah aşkına şurayı bir bitirelim ya. Ne uzadı bura. Gir lan şuradan işte. Sen de gel şöyle. Arkadan destek geliyor. DLC'den sonra ne gelecek? Yok, bilgim yok. Daha açıklamalar öyle bir şey. Stratejikleri UK'ye sal demiş de adam zaten kendini koruyor. Yani bu saatten sonra ben onu stratejik bombardımanla bombarlasam ne değişecek? Fabrikaya vur. Ya da liman vur ya. Gemi basmasın pezevenk. Fabrika vur. Havaalanı da vur. Şey de vur. Öncelik onlar olsun bari. Buraya 7 olan ne ha? Boost da ver. Burada kendi içimizi koruyorduk değil mi biz? Onlar birliğe atanmış. Bunlar birlikte değil. Şuradan destek gelsin. İngiltere'yi vurabildiğimiz kadar vuralım. Geldi mi tanklarım benim? Şey durdur Allah aşkına şu saldırıyı durdur. Tanklar itsin. Senin iğrenç ünitelerin değil. Kendi askerini iğrenç dedi. Artık yeni gelen DLC ile Bahri Başkan'ın ilk Warlord'lara saldırma taktiği işe yarayacak demiş. İstek şarkı alıyor musun? Hayır. YouTube'a atacağım çünkü olmaz. Atlantic Wall. Ah. Bir bakalım nasıl olmuş. Görmek istiyorum. Evet. Sherbrooke tarafları falan. Güzel. Artık tek eksiğimiz bir D-Day yaşamak sanırım. Bir de D-Day yaşarsam güzel olacak. Şu Reinstate Imperial Positions yapalım. Alınabilecek bir şey şu an yok. Ha, Captain of Industry alalım da şeyleri hallederiz. Refinerleri hallederiz. Gerçi fabrika eksiğim yok ki. Niye fabrikalar öncelikle? Çıkar şunları. Onlar yapısın. Girin şuradan. Artık bir yerden düş Belgrad. Arkasını da kestik mi tamamdır. Çin'de toprağım var. Çin'de var. PRC bitti. Kan Bey baştaki abimiz neden sürekli değişiyor? Hangi baştaki abi ya?
Belgrad'a var. 99'da tutuyor ya. Şükür. Bunlar da nasibini almış bu sırada yeni patch'ten. Öyle hemen düşmüyor. İsviçre'ye niye giriyorum oğlum? İngiliz'in burada askerlerini yakalamışız. Patlatalım. Los los los. Mesela bak yeni gelen savaş ekranı artık böyle gözüküyor. Üçlü savaş var ya, Komintern de bunlarla savaşta şu an. Onları ayrı görüyorsunuz böyle. Atıyorum kim Allies'lar 1.37 milyon kaybetmiş ya, bakıyorsun kim ne kadar öldürmüş. Mesela İtalya daha çok İngiliz öldürmüş benden. Fransa'ya bakıyorum. Ben İtalya ile yakınım orada. Bunlar nasıl 1 milyon kaybetti ya? Ha, Yugoslavya'da falan kayıpları var. Okey. Ne ara 1 milyon kaybettiler diyecektim. Beni de mesela en çok Fransa öldürmüş. Sonra Yugoslavya öldürmüş. Sonra İngiltere öldürmüş. Güzel oldu. O savaş ekranı da bayağı detaylı ve hoş oldu bence. İyi bakalım. Petrol hala yetmiyordu. En sonunda bütün üretimlerini kapatacağım. Deli gibi tank basacağım. Sovyet'in sonuna kadar gideceğim ve öyle biteceğiz. Tam bugün iyi değilsin. Neden acaba demiş. Niye? Neyi mi diyor lan? İtalya taşımız yalnız mı? İtalya iyi götürüyor yine, bakma yani tek başına. Kendini de korumuyor ama inşallah dayak yemez bir yerden yani. Bir dakika, tanklar nereye gidiyor? Sal onu. Tank öyle ata. Wild Ace appears. Şu dörtlüğü ne yapsak ya? Seni bir başka birine atayalım biz ya, diyeceğim ama herkes de tamam yani. Garnizonu atayalım. Ulan her şeyi geçtim de generalleri bir geliştirelim. Bak onu unuttuk. Promote vardı bir ara bir şeylerde, generallerde. Şu an kullanılan genel... Onları mesela Field Marshal'a atayabiliyorsunuz. Ama ne kadar faydası olur? Çok olmaz tabii. Hiç level atlayanınız yok mu ya? O kadar savaştık anasını satayım. Sen, özellikle sen. Vallahi atlamamış adam. Lan ben iyiyim, sal beni diyor. Çok mantıklı. Sen de mi atlamadın? Vay anasını satayım. O kadar savaştığınızdan ne bok diyorsunuz? Hiç mi savaştan ders çıkarmıyorsunuz falan? Biraz da böyle şey takılacağım. Politik. Şöyle atayalım. GG E'yi sana verelim. EZ olsun, tamam. Çok da boktan adama verdik ama olsun. 5'te 5'sin. Cepheyi oluştur hemen. Seni yeni tiyatroya atayalım. Kötü gözüküyorsun. O ne lan? Oo. Partner olmaya giden yol mu tamamlandı? Ne demek? Özgün'e haber verin. Romanya'ya gir. Birinci Dünya Savaşı'nın hesabını sor demiş. Romanya yalnız büyük ihtimalle zaten girecek demokratlara. Yani onlarla bir daha savaşacağız gibi duruyor. Estonya'ya bak. Orada aslanlar gibi dikiliyor. Ben daha ölmedim diye. Aslansın lan. Savaş planlarını bir yapalım da. Upgrade'leri fulle bu sırada daha çok lazım olacak gibi duruyor çünkü. Tirol, bunları da arttır. Şunlar. Elle sürüklemektense böyle yapmak daha kolay gibi şu an bana. Nük mü? Çin'de gördüm, Almanya'da var mı demiş.
Ya şurayı aldık onu diyorsan da burayı kim aldı lan bizden? Avustralya işgal etmiş Sayangoy. Japonya'da orada hiç destek olmuyor canım. Hep mi biz yapacağız ya? Hep biz, hep biz. Nereye kadar? Trilalala. Hey hey. İşgal için burada işgal birliklerine destek veren şeyler var bu sırada. Uçaklar. Onların yanlarındaki ufak renklerden anlayabiliyorsunuz şeyleri. Hangi birliğe ne yapıldığını. Rusya'ya hazırsak fokus mokus beklemeden direkt girelim. Çünkü buradan çok uzun sürecek gibi duruyor ya. Yani hiç onu bekleme, patır kütür girelim. Daha hızlı. Hiç uğraşmaya da gerek yok. Bir seri daha tank üret de lazım olur. Gerçi Rusya ile savaşa girer girmez bir de kaynaklardan olacağız. Öyle bir sıkıntımız var. Baya baya kaynak sıkıntısı çekeceğiz muhtemelen. Ne ama? Şimdilik daha iyi bir seçeneğimiz yok. Kimler hapisten ne hapsi oğlum? Hapse atmak ki hepsini as dediniz astık. Königsberg'i Elaylar aldı. Elayları da Rusya aldı. Öyle işgal altında orası. Komünist rejimle 20 kilo verdi. Ah. Gelince kendini etiketle. Bot, aynen bot atıyoruz. Yani cebimden çıkarıp atıyorum. Kaan eskiden SPG basardı, şimdi ne oldu? Kaynak oldu güzel kardeşim, kaynak. Allah Allah. Acayip sorular geliyor ya. Yalnız sınır da bayağı dolu ha. Adam bildiğin ordu kusmuş üzerimize ya. Sayı ne ya? Nereden aşacağız biz bu sınırı? Kuzeyden inşallah tanklarla. Cacık yapabilir bizim askerleri. Süreli bir şey geldi gibi gördüm decision ama kayboldu. Excavation ver 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 ver. İyi petrol biraz kendine geldi ufaktan. Yazdıklarımı görüyor musun? Hayır, çoğu zaman okumuyorum. Sen de FO4 oynuyorsun demiş. Oyun biraz daha zor demeyelim. Yani bu gidişat zor. Çünkü zayıf başlıyorsun, gecikiyorsun. Yıl 41 Rusya'ya girmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Özgün sakin demiş. Özgün ne yaptı? Reinstate Imperial. Okey, onu yaptık. Ha, Östersund'u kaybettiğimiz için yapamıyoruz. Okey. Tamam. Gidebileceğimiz başka bir şey varsa adam gibi gideyim. Synthetic Rubber ne veriyor? Ver. Onu da arttırıyor. Rubber output'u da arttırıyormuş. Ki şu an pek de eksiğim yok. 43'e çıkmış. Araştırmalar bayağı bufflamış ya resource kazanımını. Yani infrastructure'la da tabii ki arttırabilirsiniz ama sentetik baksana 15-12 veriyor anasını satayım mis gibi. Şu an Hollanda'yı almadan gidilebilecek en rahat noktadan gidiyoruz yani resource anlamında. Bence hoş durumu. Battleship, Battlecruiser, Lightcruiser. Aslında biraz daha şey basılabilir, gemi basılabilir de. Sovyet bir siktir gitti ya. Adam hala şey vereyim diyor. Yeni kurulabilir devletler var. Var, var, var. Sovyet'e biz de az şey vermiyoruz. Rusya'da fabrika vermiyoruz. Herifin gelişmesine çok da şaşırmamak lazım. Fabrikasına bakmadım ama. Nereden baksan eşit yani bizimle. Light tank'i bitirmişim lan basa basa. Biraz da ona basalım. Kırkladık değil mi? 50'ye çıkınca petrol yetmiyor. Siklet o zaman. Tungsten bir tane bulsak tamam. Şöyle yap. Sovyet'i tamamen egale edelim. Konuda Portekiz'den. Al. Savaş geliyor malum. Malum. Herhangi bir şey mi geldi? Yok. Sovyet.
Deneyeyim ama sınır çok kalabalık. Çok rahat girebilecekmişiz gibi durmuyor. Bayağı bir uğraşacağız yani. Neyse biz itmiyoruz, ev itmeye kalkıyor. O biraz daha iyi benim için. Savunurken biraz yorarız şeyi Sovyet. Agresif girdi ama yani. Şöyle kontralarla falan biraz başlarda gidelim. Çünkü çok askeri var, fazla malzeme kaybederim. Özellikle tanklar falan çok gider yani. Şu an zaten az tankım var, yetmiyor tanklar. Encryption. Özellikle dağlarda sabaha kadar saldırsın. Lütfen saldırsın. Heinz Guderian yaralandı. O belli bir gün, 90 gün boyunca mesela şey yapamayacak. Etkide bulunamayacak. Öyle bir sıkıntı oluyor. Poznan'a falan girebilirsek ya da şuradan bir kontrayla ufak tefek bir kontrayla şurada poket atmak istiyorum Poznan tarafında da salmıyorlar birlikleri. Los Lobos. Savaşı kazanabiliriz ya. Vurduğumuz her yerde rahat ediyoruz şu an. Sıkıntı olmuyor. Sırf malzemeyi biraz yavaşlatsak iyi olacak. Mesela tank... O kadar sıra basıyoruz ama... Günde 15 tane. Günde 15 tank da iyi bir rakam ha. Vayta vayta. Yana kuşatması neden bitti biliyor musun demiş. Atacak. Ya, optimizasyon daha iyileşti evet. Evet. Abi Guderian nük yedi biz neden atmıyoruz demiş. Guderian'ın kafasına nük düştü. Siz şurayı deneyin. Siz şuradan devam edin. Poznan'da 15 birlik var. Güzel pocket döner eğer atarsak da. Eğer atarsak. 41, 42, 42... 41'i yapmamıştı lan. Bir şey unuttum ama diyorum içimden. Resource'lar bayağı uğraştırdı bizi. Of! Petrol beni sal lan. Kaçı gelebilecek acaba? Aldığım petrolün kaça gelebilecek? Channel'ı şu an kontrol edemiyoruz. Keşke o lanet Fransız filosu kalsaydı yerinde. Hala daha da neden olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Yani neden kaybettik şeyi, Fransız filosunun çıkmadığını falan. Normalde o çıkıyor, bir yarışa dönüyor mevzu. Hani şey yapıyorsun. Oha. Şunlar kim? Dayı senin niye şeyin yok? Görevsizsin askerler. Delinmişiz burada anasını satayım. Gerçi dur şu Turkuaz mı? Turkuaz sen saldırma. Dağdasın sen. Turuncu da aslında saldırmasa daha iyi olacak. Yukarısı itsin şu anlık ya. Tanklar manklar hallediyor. Poznan'da kala kala 9 asker kalmış. Aslında o da pokettir. Ona da şükür. Şimdi şurada güzel bir ağız bağlama yaparsak burada da pocket gelecek. Birerli, ikişerli ayrı ayrı nereden bulursak atalım. Vichy kurmadım. Vichy ile ilgili şey de gelmedi ki. Demek ki faşist olmakla alakalı bir durum. O zaman büyük ihtimalle dediğiniz gibi faşist olacaksın, Vichy event'i gelecek, Vichy'yi kuracaksın. Öyle olacak herhalde diye tahmin ediyorum. Şu an aklıma en yatan açıklaması o oldu çünkü. Herif tankı aşağıya yollamış. Ben tank birliklerim bir hazırlansın sana göstereceğim tank nasıl basılır. Pezevenk.
Aşağıdan tank şey yapıyor bize. Aşağıda yok tabii tanklar. Infantry'nin şeyini açmadık daha ya. Panzerfaust'u açmadık. 130 günü var. 130 gün sonra adam istediği yerden tankla şey yapmaya çalışabilir, delmeye çalışabilir. Anca gıdıklar askerleri. Şu anda da light tank kullandığı ve biz ağır topçu kullandığımız için çok şey yapmıyor. Büyük etki yapmıyor ama yine iter. Kalabalık olduğu yerde her türlü rahat iter yani. Combined Arms tarzında tankla birleşik piyadeyle. Bu sırada onun da trait olarak gelmiş olması benim çok hoşuma gitti ismen. Combined Arms konulması çok bence hoş. Bayağı güzel şeyi var. Yapısı var. Şurada bir tane sentetik varmış. Onu alabilirsek güzel olur bizim için. Sentetiğe sızmaya çalışalım. Tanklar kurtarıyor. Stratejik bomberlar bitmiş. Fighter ucu ucuna dayanıyor. Zaten stratejik basmayı bırakmışız. O yüzden sıkıntı yok. Excavation. Önce bir 41'in şeylerini bitirelim de. Ondan sonra. Keşke production gitseydim. Osmanlı kuruluyor mu? Hayır. Rommel öldü mü? Hayır. Sentetik rubber. Tamam. Rubber sıkıntımız da büyük ihtimalle çok büyük oranda hatta bitti. Hadi buradan falan gidelim bari. Focus'ta bulduğumuz her noktayı bir deneyelim. Ne var ne yok. Şu arkadan bir pocket at da tankları yiyeyim orada. Hazır sıkışmış tankları herifin. Hiç acımadan vur. Vur kırbaç. Dağda saldırmasını bu yüzden seviyorum. Dağda tanklarla falan saldırıyor. Malzeme mümkün değil, yetiştiremez. Bir de şu cephedeki askerleri otomatik ayarlaması çok hoş bir durum aslında ya. Gerçi hoş, bir oraya bir oraya koşan bir sürü asker de görmüyor değilim ama. Şimdi bunun neden emri yok? Seni ortaya atayalım o zaman. Orta bölgeye. Farklı generalde de değilsin aslında. Hepsi aynı general ama. Rengini bir değiştirmem lazım benim. Yeşili var mı? Yok. Yeşil ol. İtiliyorsun demiş. Nereye itiliyor? Beni seviyor musun? Sence para maaş mı demiş. Para derdim herhalde. Neden naval bomber basmıyorsun? Çünkü resource kaybım var. Peki niye benimkileri okumuyorsun? Çünkü chatte 300'e yakın adam var ve devamlı bir şey yazıyorlar. Ve ben oyun oynuyorum. O yüzdendir muhtemelen. Her dakika her şeyi okuyamam. Varşova'ya kadar geldik. Of. Burada bir şekilde bir pocket yapsak. Herif de yapabilir tabii de. Biz yaparsak çok tatlı olur. Diyeceğim genişletiyor ağzını. Gel bakalım Aynes. Aşağıya bir pocket atmaya bekleniyorsunuz. Ya ikinci tank birliği gelse çok rahat pocketlayacağız da. O bayağı yavaş geliyor extensive'de olmamın şeyiyle. Falşirim falan diye geliyor lan isimler. Panzer'de bari farklı gelsin dur. Yo, Panzer Division Historical ismiyle geliyormuş. Daha ilginç ümitlerim vardı. Aynen Pocket'ı yedi orada birlik. Geçmişler ola. Burada niye askerim yok? Buranın askerleri kim? Hangi birlik? Şu mor... Turkuaz aşağıda. Bunlar 4 birlik zaten. Yeşil buraya geldi. Yeşil yeni atadığımızda. O yüzden mi acaba? Turuncu falan orada bir karışmış. Turuncu kıç kadar bir yer tutuyor ya. Onu tutmuyor zaten. Turuncunun askerleri kayıp. Geziyor. Biraz da buradaymış ha. Karmalar okey. Birçoğu bir yere yığılmış. Gelsin tanklar. İtelim. Sen de hep Kaiser'i getiriyorsun. Harbi ya. Hep Kaiser'i getiriyoruz ya.
tanklar bir kendini toparlasın da itelim şurada. Şimdi Sovyet'e şey gibi yapacağım direkt. Tank nedir? Nasıl basılır? Uçak. Yalnız politik power'ı biz bayağı yavaş topluyoruz. Onu fark ettim de. Sanki hani daha savaşa girmeden faşistken hepsini yapabilirdik. MEFO bayağı yavaşlatmış sanki onu. MEFO'dan önce çok rahat politik power toplanıyordu. Bir de Hitler'in bonusu vardı malumat. Malumunuz. Şu anda onlar olmadan biraz yavaşlamış. Yani Kaiser'i getirmek her türlü daha yavaş şey yapıyor ya, etki ediyor. O Kaiser'i getirmek daha güçsüz bir başlangıç. Bir de şeyler güzelmiş ama yani İtalya'nın başına geçme, Avusturya, Macaristan'ın kendine katma falan, onlar eğlenceli olmuş bence. Bir şey katmış, çeşni katmış. Yani ot gibi görev yapmıyorsun yani, ulan bunu yaptım şimdi bu var sırada falan. Yok, gayet güzel. Hoşuma gitti o yayın durum. Sen de hep o i4 oynuyorsun, hiç sorma ya. AI Kaan tokatlıyor, aynen. Tibet oynayacak mısın? Hayır, Tibet'e gelen bir şey yok. Niye Tibet oynayayım oğlum? Bulwark against Bolshevism. Kuzey mi delindi? Delinme yok. İki ileri bir geri dönüyor ya. Çok tankı var çünkü Rus'un. Şu an en büyük sıkıntı onda da malzemesi biter. Biz dayanırız. Onun malzeme biter. Biz dayanırız. Bende at gibi üretim var. Bir de o çok hunharca saldırıyor. Ben birçok şeyde şu an savunuyorum. Bir tek kuzey itmeye çalışıyordu. Hatta kuzeyi de durdur. Şu an hiçbir itme emri vermeyeceğim. Direkt savuna savuna kendim mikrolayarak gideceğim ki daha çok malzemeyi onlar kaybetsin. Biz çünkü şu an 40 şey fabrika light tank de var. 40 fabrika şey de var. Medium'da var. Bize her türlü durum daha iyi bizde yani.